Jamiada gündeme hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran 2020. Gündemde öne çıkan gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Dünyanın uzun süredir gündeminde olan malum bir konu var. O da koronavirüs salgını. Salgınla ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'de maalesef birkaç haftadır düşen salgın sonrası rakamlar yeniden artışa geçti. Ülkede dün itibariyle 1500'den fazla yeni vaka tespit edildi. Bu yönde de tabii yeni adımların atılması bekleniyor Türkiye açısından. Diğer önemli bir nokta ise Çin'den sonra virüsün merkezi konumuna gelen Avrupa ile ilgili tabii Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor. Bu yönde Avrupa ülkelerinden adım adım yeni gelişmelerde gelmeye devam ediyor. Yeni normal olarak adlandırılan süreçte bugünden itibaren Büyük ölçüde son aşamaya girildi Avrupa'da. Almanya'da mesela Bavyera eyaletinde tiyatro ve sinema salonları bugünden itibaren yeniden açıldı. Brandenburg'da da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde insanların toplanması konusundaki sayı sınırlandırılması kaldırıldı. Turingen eyaletinde de hafta sonu bu aynı uygulama yürürlüğe girecek. Birçok eyalette öğrenciler normal derslere başlayacak. Berlin'de de 16 Haziran'dan itibaren açık havada 500'e kadar kişinin katıldığı etkinlikler düzenlenebilecek. Yine Almanya'da tüm eyaletlerde spor salonları hijyen ve mesafe kurallarına uyulması şartıyla bu haftadan sonra müşterilere hizmet verebilecek. Diğer bir ülke ise Avusturya Avusturya'da da 15 Haziran itibariyle maske kullanımında esnekliğe gidiliyor. Sosyal mesafenin ortadan kalktığı kuaför, eczane dahil Sağlık merkezleri ve toplu taşıma araçları haricinde kapalı alanlarda maske kullanma zorunluğu Avusturya'da kaldırıldı. Diğer bir bu yönde adım atan ülkelerden biri de Fransa. Fransa'da da okullar 22 Haziran'dan itibaren mecburi olarak tam eğitime geçiyor. Bu açıklamayı da yine dün Cumhurbaşkanı Macron yaptı. Tabi 22 Haziran sonrası okullar 2 hafta ders görüp yaz tatiline girecek. Bu noktada verilerden de çeşitli eleştiriler geliyor. Hiç kuşkusuz Fransa'da tatil öncesi okulların iki hafta açılıp sonra tekrar kapatılması bu yönde öğrencilere ne gibi katkı sunacak yönünde de hükümete gelen eleştiriler var. Diğer bir önemli adım ise Avrupa'da Mart ayından beri kapalı olan sınırlar açılıyor. Almanya Covid-19 salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri 15 Haziran'dan itibaren kaldırmaya başladı. Bugünden itibaren yine Fransa'da salgın nedeniyle kapatılan Avrupa içi sınırlarını yine bugünden itibaren açtı. Avrupa dışındaki sınırlar ise kademeli olarak 1 Temmuz'da açılacak. Avrupa ülkelerinden Fransa'ya gelenlerin 14 gün karantinada kalma zorunluluğu kaldırıldı. Yine bu noktada tabii farklı olan iki ülke var. O da İspanya ve İngiltere. Bu ülkelerden gelenlere ise 14 gün karantinada kalmaları tavsiye edilecek Fransa'da. Avusturya'da da yine bu yönde bir adım var. Avusturya'da da yine sınırlar kaldırıldı fakat kaçak göçmenlerin girişlerinin engellenmesi amacıyla kontrollere devam edilecek. Avusturya'da bunu da hatırlatmış olduk. Yine tabii önemli ve Almanya'da merakla beklenen çocuk yardımı ile ilgili de bir açıklama var. Bunu da sizinle paylaşalım. Çocuk yardımı bonusu ile ilgili süreç Almanya'da tamamlandı. Almanya'da hükümetin korona salgını sonrasında durgunlaşan piyasayı canlandırmak amacıyla planladığı destek paketini onayladı. Pakette yer alan en merak edilen tekliflerden biri de tabii çocuk yardımı ile ilgili husustu. Başbakan Merkel Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu her aileye çocuk başına bir defaya mahsus olmak üzere 300 euro yardım yapılmasını kabul etti. Tabi yardım ne zaman ve nasıl ödenecekle ilgili de sorular geliyor. Bakanlar Kurulu'nun kararına göre 300 Euro'luk çocuk parası yardımı iki taksitle ödenecek. Ödemeler Eylül ve Ekim aylarında yapılacak. Pakette vatandaşları yakınları ilgilendiren ve onaylanan diğer maddeleri de hatırlatalım. Ekonominin canlanması için oluşturulan destek programına göre Almanya'da katma değer vergisi oranları %19'dan 16'ya düşürüldü. Yine %7 olan gıda katma değerleri ise %5'e çekildi. Bakanlar Kurulu kararının bu ay sonu Federal Meclisle Eyaletler Meclisi'nde oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tabii Almanya'nın yanı sıra diğer AB ülkelerinde de salgın sonrası vatandaştan ilgilendiren adımlar atmaya devam ediyor. Bu ülkelerden biri de Belçika. Belçika'da da iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için bütün vatandaşlara 31 Temmuz'dan itibaren 10 ücretsiz tren bileti verilecek. Belçika Ulaştırma Bakanı bu noktada bir açıklama yaptı. Bakanın açıklamasına göre Federal Hükümetin yeni tip koronavirüs nedeniyle aldığı karar doğrultusunda 12 yaşından büyük bütün vatandaşlara ücretsiz 10 tren bileti verileceği açıklandı. Vatandaşların söz konusu biletleri internet üzerinden dolduracakları formlarla takip edebilecekler. Biletler 31 Temmuz'dan itibaren kullanıma sunulacak. Belçika'da yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip. Tabii bu ücretsiz tren biletinden de 10 milyondan fazla insanın yararlanması bekleniyor diyelim. Bu haberle bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.